Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Woftim'in bir anda nasıl değiştiğini, bir anda oyuncu kitlesini nasıl kaybettiği ile ilgili bir tane video çekeceğim. Ben bu oyunun 2009'dan beri oyuncusuyum arkadaşlar. Yani ben küçük yani çocukluğumdan beri bu oyunu oynuyorum abi. Düşünsenize. Bakın ben bu oyunu eskiden nasıldım biliyor musunuz? Böyle bilgisayarı açtığımda Woftim o giriş ekranda böyle elim ayağım titriyordu böyle heyecandan. Açılsa da hemen oyunu oynasam diye böyle. En büyük hayalim bu oyunda şöyleydi arkadaşlar yıkımda s 2 tapınak var ya Woftim oyuncuları biliren insan bir takım insan bir takım kurt buraya girin en büyük ana en büyük hayalim altı setin bir değil el, elimdeki el verici at yani bu ikisi benim en büyük hayalimde bu oyunun bu oyun var ya arkadaşlar şöyle bir oyun düşünün bir anda patlama yapan çok güzel e, oyuncu kitlesine sahip olan yani iki yılda 2 yılda 1.2 milyon gibi bir şeye gelen bir oyun yani Türkiye'de en çok oynanan oyunda abi FPS oyunu bak en çok multiplayer FPS oyunu diyorum Bir de onu geçiyorum. En çok oynanan oyun daha bu. Bu oyunu nasıl bok ettiler arkadaşlar? Ben bugün bununla ilgili bahsedeceğim. Bu oyunun en iyi dönemi 2009'dan 2012'ye kadar olan dönemdir. E geldiğimiz ilk başta uzaslarla başladılar. Sonra oyuna takla getirdiler. İlk önce taklayı altına sattılar. Böyle millete sevdirdiler. Sonra taklayı nakit yaptılar. Ben o eskiden yıkım işte S2 tapınak oynarken abi bak, oyunun bana verdiği keyif abi Param hiç kalmıyordu. 2000 altın biriktiriyordum tamam mı? Geliyordum. Nerede o abi bana? Bakın bunu alıyordum. Buz. Böyle burada biliyorsunuz e, ikinci, ikili hayalet kurtun şeyi vardı. Zeki kurt vardı abi. Bu, tek taklası olan zeki kurttu. Böyle para biriktirip gardiyan kurt alırdık abi. Çok zevkliydi yani. Gerçekten bu oyunu mahvettiler ya. Arkadaşlar 2013 Geldik 2013. O kadar çok kitle kaybetmedi. Bu oyun kitle kaybetme 2015'te başladı. 2015'ten sonra büyük bir düşüş oldu. Peki Ahmet oyunu bıraktı mı? Ahmet oyunu yine bırakmadı abi. Oynuyor. Bir şekil para yatırıyor. Bayramdaki parasını geliyor buraya yatırıyor. Cebindeki paraya geliyor buraya yatırıyor bir şekilde oynamaya çalışıyordu abi çünkü oyunu çok seviyordum benim için bu oyun ne zaman bitti abi benim için bu oyun 2017'de bitti ben 2017'de bıraktım oyunu bir uzun süre oynamadım sonra Blotrapper falan var Blotrapper bilirsiniz yani ben Blotrapper'i çok eskiden biliyordum abi adam böyle editlerini falan Yapıyordu hatta etki kanalı eski kanalı Blottrappers mı öyle bir şeydi galiba onlar izliyorduk böyle Woftunique montajlarını yapan adam ondu oydu adam böyle Woftim videoları çekmeye başlamıştı Woft'imin kitlesi de birden arttı. Eski oyuncular bile geri dönmeye başladı abi. O kadar güzeldi yani. Ondan sonra ne oldu? Herkes geri başladı. Ben oynuyorum. Koray biliyorsunuz zaten. Koray benim eski ortam Biz Koray'la birlikte klanımız vardı. Klan VC'ler atardık. Çok zevkliydi. Sonra birden bu oyunu yine bozmaya başladılar. Yine bok ettiler. Şu an oyuncu kitlesi bakın o kadar çok düştü ki. Ben size şöyle göstereyim. Bakın görüyorsunuz değil mi? Bu mapler bakın. Map diyorum pardon. Bulo, bunlar var ya o kadar doluydu ki. Aa bak özellikle nerede bak. Şura çok dolu olur. Buralar dolu olur. Zaten oyunun başına bakın buraya acemilere verdiler. Eskiden en çok dolu olan yer buraydı bak. Kurtlar şehri, kutsal tapınak av bölgesi. Sonra burada Basra vardı. Basra snipercıların yeriydi. Herkes burada sniper atardı. Burası da çok doluydu. Sonra Anafartalar falan vardı ya. Anafartalar bakın hala dolu Anafartalar. Bizim benim ama her zaman oynadığım yer Beyaz Kurşundur abi. Beyaz Kurşun bir başkaydı benim için. Yani arkadaşlar oyunu birden bir mahvettiler. Bakın oyunun o kadar saçma oldu ki. Abi bu oyunun saçma neden biliyor musunuz? Oyunun kendi bünyesinden yetişen. Hem oyuncu eski oyunu çok iyi bilen hem oynayarak hem de OG yapan görevliler oyundan ayrıldı. Raunen abi bakın en büyük öneği. Raunen oyuncuydu hem de OG'lik de yapıyordu yani. Geliyordu etkinlik yapıyordu oyuncuları biliyordu abi. Sen hayatın hiç Wolf oynamamış gelmiş burada üniversite mezunu kızı hayatında bakın cinsiyet ayrımcılığı yapmıyorum kesinlikle oyunu bilmeyen erkek ya da kız gelmiş burada o gelik yapıyor. Al, kız bir yayın açıyor. Elindeki silahlar Legend. Yani girişte bir kill bile alamıyor görüyor musunuz? Yani raunel Raunen'in Jo Joy Game klanları vardı. Adam çok iyi oynardı. Bakın adamı çok iyi. Adam çok iyi oynuyor da Başka bir tabirle açıklayamazdık. Böyle böyle oyunun bünyesindeki kendi yetişen oyuncuları hariç bilmeyen adamları OG diye getirdiler. Peki OG'leri geçelim. Bu artık bu Joy Game yani oyunun CEO'su mu artık nedir bilmem abi. Oyun o kadar bok oldu ki biz eskiden sabah akşam bu oyunu oynardık. Çark asardık abi. Görüyorsunuz değil mi Şurut Bey'i? Bizim hedefimiz en büyük hedefimiz yıldızdı. Koray sırf GP'lerle GP 3 yıldız oldu. Peki bu o da durumdan memnun değil. Abi benim en çok sevdiğim şey yıkımdı. Sonra neydi abi kurt avı. Zaten en çok GP kurt avında kasardık ya. Sabah akşam rütbe atlamak için bakın şurayı görüyorsunuz değil mi? Bak şu mouse'a göstermiyorum Şuraya falan gelebilmek için canımız çıkıyordu ya. Sabah akşam bu oynanardık. Abi gittiler. Şu an var mı bilmiyorum tamam mı? Gittiler GP kutusu, GP kutusu diye bir şey getirdiler oyuna tamam mı? Bakın OG kutusu abi. Bu ara bu bir ara şeydi yani popülerdi. Şeyden çıkıyordu. Elit kasadan çıkıyordu. OG dövmesi Bu dövmeyle abi önüne gelene tek atıyorsun sen gidiyorsun bu dövmeyi Burada satıyorsun böyle bir saçmalık olabilir mi ya? VT kutusu bakın OG dövmesi OG bıçağı çıkarmışlar kesin onlar da tek atıyordur Seçkin kutu OG silahı Full abi legendlar targetler bu oyun nasıl birden boka sardı biliyor musunuz? İlk önce elvericiler vardı SL En iyisi SL'ydi SL yine sekiyordu ama az sekiyordu abi SL'm varsa yaşadın yani SL çıkartacağız diye canımız çıkıyordu Sonra birden ultimation'lara geçtiler. Ultimation'lardan sonra gittiler legend'lara geçtiler. Sniper'cıların göz bebeği zayıf sev abi. Bir de böyle sargılı olanlar var ya. Millet çok severdi böyle kafaya tek atardı. Onun gücünü azalttılar ultimate'ini getirdiler. Ben şimdi şunu demiyorum abi. Oyuna yenilik getirmeyin demiyorum. Elbet yenilik getirin de bu kadar olur mu? Abi eskiden böyle bayramlarda şey olurdu. 1 artı 45 falan olurdu. O günü böyle canla başla insanlar beklerdi yani. Bakın ay yıldız kasası. Yani bunları biliyoruz. Bunlar önce bunlar zaten oyunun popüler olduğu zamanlar en son şu kasalar vardı. Ay yıldız, o şampiyona. Nova kasası. Bakın bunda M4A4 10. yıl. Bu çok iyiydi. Bu tam bir oyuncu silahı abi. Çok güzeldi ama şimdi arkadaşlar getirler GP kutusunu getirirler Bakın ben oyuna ne zamandır girmiyorum. Tamam mı? Girelim. Hediye kutumdan açtı mı? Bakın duruyor galiba. Bakın görüyorsunuz değil mi bak 5 tane 1 milyon gelişim kuponu 300 bin gelişim kuponu 250 bin gelişim kuponu Abi bunu gören adam Rahatla salır oyunu oynamaz çünkü oyuna bir emek sarf etmezsin Zevkine girersin iki maç atarsın çıkarsın Woftim kitlesini elinden tutmak istiyorsa bu GP'leri direkt kaldıracak Millet kasacak yani hesabını kasacak oynamaya çalışacak Mesela Nasıl örnek verebilirim abi Metin 2 bak Metin 2 hiçbir zaman değişmedi hep zordu yine zor olmaya devam ediyor Başka aklıma gelen şu an oyun yani LoL desem de LoL'de bu oyunu bir tutamazsınız abi. Bakın oyun 2009'da 2019'da hala aynı grafikleri var. Galiba Battle Royale mi ne geliyor bir şey diyorlardı. Yani bu oyunun yıllardır hiçbir şey katmadılar. Yani öyle arkadaşlar önüne gelen şeyi değiştirdiler oyunu bok ettiler. Gittiler böyle Transformers karakterleri getirdiler. Oyun gittikçe cıvkını çıkardı. Ben bu bu arada şey biliyorsunuz yani eğer çok eski oyuncular bilir. 2013'te S2 son silah falan vardı. 2013'te mi 2014'te mi ne kapandı? Abi oyun çok güzeldi. Oyun böyle hilelerden falan oyun bırakıldı gitti. Bu oyunda nasıl bırakılacak biliyor musunuz? Bu oyunda hileler çok vardı. Bunlar hileleri azalt yine hala var da. Bu oyunda yapılan boktan değişimler tecrübesiz bilmeyen adamları oyunun görevlisi diye başarı, başa getirmelerinden bu oyunda bitecek. Bu oyun böyle biter abi. Şuna bakar mısınız ya? Bakın oyuna bir girmedim. Şuna gelene bak gelene. Abi eskiden oyuna girmezdik. Gelen silah Fanas Silver'dı. Fanas Silver. Şu şu silahın gücüne bakar mısınız? Bir iki el attım. Öyle, o kadar güçlü ki yani. Yani bu kadar güçlü silahlar verilmez. Zaten böyle bir silah gelmesi saçma. Anladınız mı? Bakın Woftim nasıl eski kitlesini geri alır biliyor musunuz? Bakın ben dönmeye razıyım. Benim gibi çok oyuncu da döner yani. Ben bu oyunu seviyorum. Yani şu, şu Woftim'in 2012-2013 yılındaki bir yani Metin 2'de hala var. PvP server var yani. Böyle 2012, 2013 yani 2009'dan 2012'ye kadar olan sürümü bir tane server olarak getireceksiniz abi. oyunu yapacaksınız. Ondan sonra siz bu kitleyi görün yani. Bu kitle geri döner. Ama siz bazı şeyleri doğru yapmanız gerekiyor. Yanlış değil. Evet arkadaşlar bugün Wolf Team'in değişimi ilgili bir tane konuşma videosu yani böyle bir içimi döktüm. Bununla ilgili de yaptım. Bu arada Wolf Team'in eski lobi müziği diyordum ya. Gittim abi biraz oyunu duygulanmak, eskileri en azından bir süre yaşamak için gittim Woftim'in eski lobi müziğini yükledim. Şu an Woftim'de benim yeni müzik değil, lobby müziği, eski lobi müziği var. Ve gittim abi tıfılları çektik. Koray'la Koray'la birebir vs attık. Bakın Pelin laboratuvarında aldım silahları. Bunları bir atayım dedim. Şunları aldım. Gram zevk kalmadım abi. Bakın gittim Robinson aldım. C95 AT. M14 VT. Abi bu çok eski bir silah biliyor musunuz? Çok güzel. Stud PT. Bu zaten ana silah. Z36 ve bakın bunu unutmam. Bunu KP dükkandan bu KP dükkanları bunu KP biriktirerek alırdık. Hatta bu 7000 KP mi ne olması lazımdı. Bakın o kadar iyi biliyorum. Arkadaşlar ben sizi şimdi son kez şu müziği bir dinlettireyim. Şimdi dinleyelim ufak bir. Hepinizin duygulanmasını istiyorum şu müzikler. Özellikle eski oyuncular. Abi şu müziğin, şimdi kısalım biraz. Şu müziğin güzelliğini görüyorsunuz değil mi? Şu müziği dinleyince insan eski zamanları hatırlıyor yani, e, oyunun eski güzel olduğu zamanlara. Gerçekten bu oyuna yazık ettiler abi. Bu oyun çok keyifliydi, herkes oynardı yani. Ben özellikle 2012-2013 zamanı. Abi internet kafede Wolf Team oyun oynayan yoktu yani herkes Wolf Team oynardı. Klan VC'ler falan sabahtan akşama kadar girerdik. Okuldan çıktık değil mi abi? Paramız cebimizde kalır gider Wolf Team oynardık yani. İnternet kafede Wolf Team oyun oynanmazdı. Şu an internet kafelerin hiçbirinde Wolf Team yüklü değil. Oyun o kadar kötü yaptılar ki. Gerçekten bu oyuna yazık ettiler arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün içimi döktüm biraz Wolf ile ilgili. Gerçekten yani düşüncelerimi belirttim. Çok eski bir oyuncu olarak. Çok oynadım bu oyunu yani. Bu videoluk benden bu kadar. Bu tür yani konuşmalar yapacağım. Hatta isterseniz belki eskiye dönük bir 2-3 adam toplarak bir Wolf Team videosu çekebiliriz. Bu videoluk benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay. Sizi bu müzikle de baş başa bırakıyorum.